boş zamanlarını dolduran efendilerin günlük yaşantısı sadece sefaatti. Bu kendilerine Allah sayan putperestler Hazreti Muhammed'e Kur'an'ın ilk ayet-i kerimesi nazil olmuştu. Kendinden geçecek kadar dalmış ve dehşet içinde kalmıştı. Onu var eden Allah'ına öyle bağlanmış, ruhu, bedeni, ilahi aşkın kudretiyle öylesine bağlanmıştı ki ürpertiler cildiydi. Bu ses Hazreti Cibril'in sesiydi. Oku diyordu. Allah'ın adıyla oku. İnsana kalem gönüller içinde titremekti. Aynı ses diyordu ki, ey örtülü, kalk, İsa'dan olduğunu bütün kötülüklerden çevir. Kalp ve ruhlarını arındır. Onlara sabrın hikmetini öğret. Ruhunu beni temizle. O zamanlar Mekke, etrafında bulunan diğer memleketlerin ticaret merkeziydi. Büyük Hubel, diğer taş mabutların en ulusuydu. Halk onun gazabından korunmak için çeşitli hediyeler getirirdi. Bu adakları Hubel'in kabul etmesi onları Hubel'e yaklaştırırdı. Ve gene bir gün muhtelif sınıftan insanlar ona tapıyordu ki, ey Hubel! Putların en ulusu, sana layık olan hediye budur. Puh! Beni Hubel'e tükürdü! Bu ne küstahlık! Hubel'e hakaret etti! Dinsiz bir köle bu, parçalayalım bu köleyi! Puh! Köle gömelim, delirmiş bu köle! Yakalayın! Beni dinleyin. Tükürmek çeşitlidir. Bundan habersiz misiniz? Birincisi, gerçekten tahkir içindir. Eğer bu köle bunu böyle bir sebeple yapsaydı, Büyük Hubel bir anda kül ederdi. Kölenin elinde temizlik bezleri var. Demek tükürmesi hakaret için değildi. Yanında su bulunmadığından Büyük Hubel'i tükürükle ıslatıp silmek istedi. Tükürük de bir nevi su işini görür. Doğru, yoksa büyük kaba gelirdi. Evet, Hatice doğru söylüyor. Hadi ey köle, vazifeni yap. Hubel, taş ve odun parçası! Ne kadar acizsin! Kendini bile temizleyecek gücün yokken, insanlara nasıl fayda ve ziyan verebilirsin? Derim sana inananlara! Hayırdır inşallah? Dolaşırken yolum bu tarafa düştü ya Ebu Bekir! Sende ne var ne yok? Pek yakında hayırlı haberlerimizi işiteceksiniz ümidindeyim. İnşallah. Vakit geçmeden çoğalmamızı arzuluyorum. Bugün zavallı bir köleyi parçalayacaklardı. Bu köle mi? Tanımıyorum. Tarif edebilir misin? Habeşi, cesur birisiydi. Tek başına Kâbe muhafızlarına direndi. Odur, Bilal. Bilal-i Habeşi'dir. Ya Erhamel Rahimin! Sen atların yardımcısısın, beni himaye et, rahimsin, rahmansın. Şeytanın şerrinden, gecenin karanlığından, zalimin zulmünden sana sığınırım ya Rabbi. Varlığına, birliğine yürekten iman ettim. Senden kendini bir sayanların ateşinde yanacaklar ya Rabbi. Dünya karanlığa gömülür hiddetinle, saadet bulur insanoğlu. En basit celalinle kainat sükun bulur. O fani ki seni inkara kalkar, helâke yüz tutmuş bir günahkârdır. Her türlü kötülükten senin merhametine sığınıyorum ya Rabbim! Ey köle! Adın nedir senin? Adım Bilal'dir ya Ömer. Beni Ümeyye'nin kölesiyim. Demek beni tanıyorsun. Mekke şehrinde ve bütün bu çölde doğruluğunuz ve iyiliğiniz herkesin dilindedir. Aptallığa vardırılmamaları severim. Kusurumu affet Ebu Cehil. Bana çarpmanın cezasını buracıkta görürdün. Defol gözüm görmesin! Sağ olun efendim. Çekilin, açın! Yol açın! Sana sabır tavsiye etmiştim, birkaç zamandır da uğramadın. Anlat bakalım, ne oldu? Bütün kötülükler o köle yüzünden başıma geldi. Bir gün...
Ruhunun sıkıldığını hissediyorum ya Bilal. Nasıl Muhammed'le gene arkadaşlık ediyor musun? Ta çocukluğumdan beri. Yalnız birkaç ay var göremiyorum. Benden 11 yaş büyüktür ve bana daima kardeş gibi davrandı. Söylediği her söz ağırlığınca altına bedel. Bana bir tek Allah'ın olduğunu... Evin kızmasın Sara. Ben kendi payımı size veriyorum. Hem sahibimiz... Meyye zulmün canlanmışıdır. Ulu Allah'ım sizi onurinden korusun. Benim Meyye geliyor! Uyandırın şunları! Çatıp uyuyordunuz demek. Ne yapıyordunuz orada? Bu tas neden boş? İki ihtiyar yorgun ve açtılar. Onlara kendi payımdan bir kase süt verdim. Ya! Benim iznim olmadan malımı gelene geçene dağıtıyordunuz ha? Ya efendim, Lübeyne ihtiyarlara kendi payından süt verdi. Sen sus! Benim malımdan benden izinsiz bugün bir tas veren, yarın daha fazlasını verir. Efendim, müsaade ederlerse bir şey söylemek istiyorum. Söyle! Bilal'in bu cariyi korumasının sebebi var. İki ihtiyarla konuşmalarını dinledim, bütün putlarımızı inkar edip küfrettiler. Bilal, bu kölenin söyledikleri doğru mudur? Doğrudur ya efendim. Putlarımızı inkar mı ettin? Aklımın erdiği kadar, kendi kendime anladım ki... Her şeyi yaratan tek bir Allah vardır. Ya sahip! Bilal büyük kusur işlediğinin farkında değil. Ne olur, ne olur cezalandırmayın onu! Ya Hamame! Sen oğlunu kurtarmak istiyorsun ama... ...O söylediği sözlerle kendini mahkum ediyor. Kendini kurtarabilirsin Bilal. Putlarımıza ve büyük Hubel'e inandığını söyle. Benim Allah'ım tektir ve eşi yoktur. Seni resim bana attıracağım. Aklın başına gelinceye kadar da işkence yapacağım. Bu üç muhafızı ve cariyeyi bayıltıncaya kadar kırbaçlayayım. Sakın öldürmeyin, maldan ziyan olur. ...Bekçiliğini yapacaksın. Emredersiniz. Nasıl? Allah tekmiş ha! Gelsin de seni buradan kurtarsın. Bana bu düşmanlığın nereden geliyor kardeşim? Sen Efendimiz Beni Ümeyye'nin yanında daima en iyi yeri aldın, yaşadın. Ben aciz bir köle olarak, en adi hizmetlerde çalışarak süründüm. Bu kadar iyilik ve rahatlık gördüğün halde... ...Bir de kalktın putlarımızı inkar ettin. Cezanı gör! Zavallı insan! Ya Baraka! Bilal'in yanlış fikirleri, sahibimiz Beni Ümeyye'yi gazaba getirdi. Bizi çekemeyen kölelere gün doğdu. Maksatları bize azap çektirip, konaktan kovdurmak. Üzülme ya Hamame! Ben Ebu Bekir'le konuştum, Ümeyye Bilal'i bırakmaya mecbur. Bilal'i serbest bırakırsa, Ebu Bekir onun istediği kumaşları verecek. Böylece serbest kalıyor. İlk önce Kâbe'ye gidip, büyük Hubel isteyeceksin. Sonra Ebu Bekir'in dükkanına gideceksin, alışveriş işini bitireceksin. Çözün zincirlerini! Sen
Sen de Bilal'i adım adım takip edeceksin. Peki efendim. Serbest bıraktılar. Doğru buraya. Ben sana bunları sormadım. Bana bugün Kâbe'de yaptıklarından bahset. Demek yetiştirdiler. Yengem Hatice anlattı. Beni kurtaran da odur. Ey Bilal! Son rahmet müjdecisi zuhur edip vazifeye başladı. Ne zaman? Henüz birkaç gün oldu. Kimdir ya Ebu Bekir? Küçüklüğünden beri tanıdığım Muhammed. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mi? Onun peygamberliğine inanıyorsun değil mi? Nasıl inanmam? Ebu Bekir, neredeyse heyecandan kalbim duracak. Allah'ın Resulüne başka iman eden oldu mu? Sen 5. Müslüman olacaksın ve kölelerden de ilki. Allah'ıma binlerce şükür. Kim o? Benim, Bilal-i Habeşi. Müslüman olup hidayete erişmeye. Efendimiz odadalar. Gir içeri ya Bilal. Çocukluğundan beri tanıdığı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi ilk defa peygamber olarak görüyordu. Hazreti Peygamber ona, "Seni bekliyordum, hoş geldin ya Bilal!" dedi. Allah'ıma ve senin yoluna feda olsun Resulullah! Muhammed, Bilal-i Habeşi'nin sırtını okşadı ve dedi ki, ey Bilal, dünya durdukça sırtın yetti, kalbin Hazreti Allah'la dolu, hizmetin İslamiyet yolundu. Hazreti Muhammed'in nuru, Bilal-i Habeşi'yi aydınlığa gark etmişti. Ve böylece Bilal-i Habeşi, hak dinine girdi ve Efendimiz'e biat etti. Hakkun eşhedü en la lezine yü'minune bime unzile ileyke ve ma unzile min kablik ve bil ahireti hum yukinud. Ulaike ala hüden min rabbihim. Gün geçtikçe Hazreti Muhammed'e biat edenlerin sayısı artıyor. Gün ucundan doğan İslamlık nuru hızla Arabistan'ın her tarafını kaplamakta. Allah o kadar büyüktür ki zamanı gelince hidayetini kimseden esirgemez. Bir gün gelecek bütün insanlar Allah'ın huzurunda secde edip onun varlığına ve büyüklüğüne iman edecekler. Nereden Allah'ım? Gelsin seni kaldırsın yerden. Benim kılıcım Allah yolundadır. Oh!
şey olmadı değil mi ya Baraka? Bir şeyim yok. Peygamberimizin kokusu üzerine sinmiş ya Ali, aslanım benim. Sen yalnız benim değil, Resulullah'ın da aslanısın. Seni evine kadar götüreyim ya Baraka. Böylece İslam büyükleri Mekke sokaklarında halka İslamiyet'i anlatıyor, onları hak dinine davet ediyorlardı. Ey Mekke halkı! Beni dinleyin! Allah birdir ve sizdir! Sizleri hak dinine çağırıyorum! Sevgili kardeşlerim, sizlere aşılamak istediğim Müslümanlık dini, hepin içinizdeki iyilik tohumlarını yeşertecek kadar büyük ve ulu bir dindir. Kardeşlerim, dinleyin beni! Kabul edeceğiniz İslam dini, dünyaya gelmiş ve gelecek en büyük, en kutsal dindir. Dinleyin beni, dinleyin ki İslamiyet ruhunuza işlesin, Müslümanlığın kutsiyeti kalbinize dolsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم والمغضوب عليهم ولا الضالين آمين bütün bu havalide Züleyha gibi rakkası yoktur. Şuna bak, çöl gazabı gibi. Satın aldığı malı kullanmaz mı ya Ümeyye? Otur yanıma Ceylan gibi. Efendilerin yanına oturmak kölelerin hakkı değildir. Öğüt mü veriyorsun bana? Vazifem sizlere öğüt değil, içki vermektir efendim. Gel bana! Ne biçim davranış bu? Alın kırbaçlayın bunu! Bir köle için sinirlenme Ümeyye. Bu sıkıntını ancak Bilal'in güzel sesi giderir. Bilal'in geçenlerde büyük kubbeli yaptığını duydun mu? Evet. Fakat büyük kubbeli hakim değil, temizlemek için tükürmüş. Ya efendim, Ebu Bekir yarın bir kısım daha kumaş yollayacak. Fiyat aldığımız mallardan daha düşük. İyi bir köle, bir de sesini dinlesek. Beni dinlemiyorsun ha! Bu davranışlarınla dostlarım içinde küçük düşmek istemem. Senin gibi bin tane Bilal'i işkenceyle öldürüp putlarımıza iman ettiririm. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abdullah. Şimdi ayaklarına kapanacaksın, yoksa seni öldürürüm! İşte böyle bütün kölelerime itaat örneği olacaksın! Önünde kapanacağım sen değilsin ya Ümeyye, Hazreti Allah'ındır. Bundan sonra artık şiddetle harekete geçmeliyiz. Ne oluyor Meddar? Kureyşliler bir Müslüman köle yakalamışlar. Beni koruyun ya Ebu Bekir! Bu zavallıya neden bunu reva gördünüz? Putlarımızı inkar etti, Allah birdir dedi! Bırakın onu bize! Parçalayalım bu pis sesi! Ölümü hak etti! Durun! Durun! Bu köle bize sığınmıştır! Onu ele geçirmek için bizi çiğnemeniz lazım! Siz büyük insanlarsınız, sizin de işimiz yok! Öyleyse bu kölenin cezasını biz verelim! Olmaz öyle şey size! Ölüp bildirin! Anlıyor musunuz ey gafiller? İki büyük adama kafa tutup, onlara sığınan zavallı bir köleyi ellerinden almaya kalkıyorsunuz! Hepiniz köpekleştiniz! Defolun! Sen bu işe karışma ey Ömer! Hadi taş çalıyorum şu! Defolun dedim size!
Tam zamanında yetiştin Ömer. Beni Kureyş gittikçe soysuzlaşıyor. Ya Ömer! Adın ne senin? Şuayb efendim. Beni efendine götür, seni ondan satın alayım. Hayır ola Ömer. Utanmazlar, Ebu Bekir'e bile karşı geliyorlar. Zavallı köle kan revan içinde kalmış. Bu davranışın Allah yolunda ilk adımın oldu ya Ömer. Bilal hemen her gece Resulullah'ı evinde ziyaret ediyor, nazil olan Kur'an surelerini ezberliyordu. Fakat bu ziyaretlerinin Ümeyye'nin kölesi tarafından izlendiğinin farkında değildi. Diğer taraftan bütün Kureyş putperestleri, bilhassa Ebu Leheb, peygambere kötülük yapmak için tuzaklarlardı. Tebbet yeda ebi! Gıda solumdan doğsa, Allah adına yemin ederim ki İslamiyet ışığı bütün bu ışıklardan daha parlaktır. Cihanda eşi yoktur. Hakkın nurudur. Babam meşhur kılıççı ustası Davut'tur. Sana öyle bir kılıç yapıp zehire bulasın ki Muhammed'in üzerinde ufak bir çizik yapıp kanını zehirlesin. Öbür dünyayı boylasın. Sen çok fettan bir kadınsın ya Züleyha. Baban yarın kılıcı yapmaya başlasın. Beni emretmişsiniz ya efendim. Bugün ilk önce Kâbe'ye gidip büyük kulü temizleyeceksin. Sonra da doğru Ebu Bekir'in dükkanına. Yanına su almayı da unutma. Ey Ubel, senin suçun yok. Asıl suçlular seni elleriyle yapıp sana tapanlardır. Sen zavallı bir varlıksın. Elin kırıldığı zaman kendine bile yardımın dokunmadı da bir zengin sana altından el yaptı. Bütün burada durup sana inananlar ne kadar aciz olduğunu görsünler diye sana tükürüyorum. Sen büyük kuvvetle yine çıkışta getirmiş bu sefer. Mahsus yaptı, parçalayalım onu. Söyle, Hubel'e mahsus mu tükürdün? Evet. Çünkü Hubel biçare bir taş parçasıdır. Tapınılacak sadece tek bir Allah vardır. Dur ey kardeşlerim, beni iyi dinleyin. Onu şimdi burada öldürmekle en hafif bir cezayı vermiş olursunuz. Bilal beni Ümeyye'nin malıdır. Beni Ümeyye kim bilir Bilal'e ne cezalar verir, ne işkenceler tertip eder. Doğru, götürelim. İşkence yapıyorlarmış. Bilal bu işkenceye nasıl dayanacak? O benim oğlum. Kanımdan, canımdan bir parça. Onu göreceğim kızım. Geçmesini beklemek. Putperest Kureyşlilerin zulmünden koru.
Putlara iman ettiğinizi söyleyin. Allah birdir. Ya Ebul Hakem, affet onları. Onların yaşamasını istiyorsan Muhammed'e küfret. Allah birdir ve Hazreti Muhammed onun son resulüdür. Sen de Müslümansın ha? Yavrum, kızım. Çabuk olun. Muhammed neredeyse gelir. Ya Ebu Leheb! Muhammed bugün yolunu değiştirip başka taraftan çöle gitmiş. Acaba kim haber verdi? Bir de nereye oluyor? Ama gidip onu bulup öldürsün. Bir paket kazdım, çıkar iki! Kurtarın! Kurtarın! Peki oldu mu? Kurtarın beni! Susamışsındır ya Bilal. Hiç. Susuzluğun geçmiştir. Sana sadece acıyor. Kabul et! Onlara yalvar, bu işkenceden kurtul! Allah birdir! Ayaklarını aldın köpeği! Sözlerinden dönmüyorlar! Bilal de öyle ya Ebul Hakem! Öldürmek! Be kadın! Ya efendim! Müsaade et de Bilal'le bir de ben konuşayım. Belki tekrar senin yoluna girer. Ama kabul ettiremezsem bana işkence etme. Peki, git gör! Bilal! Bilal! Bilal oğlum! Bilal! Nasılsın oğlum? İyiyim anam! Çok iyiyim! Burada... Allah'a daha yakın hissediyorum kendimi. Hadi bana adetlerini öğret! Bu ne biçim iştir baba? Üç gündür bir lokma yemek, bir yudum su vermedik. Kendisi de istemedi. Şimdi de hiçbir şey yokmuş gibi annesiyle sohbet ediyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. Sen de yak herkes gibi bir kulsun. Anlaşılır şu kadını dışarı! Bırakın bırakın! Bakalım yarınki işkencede sağ kalabilecek misin?
Allah'ım, medet senden. Aman gebersin! Muhammed'in geçtiği işte, ortak sorumluluğum! Gebersin! Peygamber Efendimiz bu işkencelere daima sabır tavsiye ediyor ya Osman. Hayrola kızım, ne var? Rahatsız ettim efendim. Ama dayanamadım, size geldim. Bilal bu işkencelere tahammül edemez. Ölmeden onu kurtarmak lazım efendim. Ölecek, dayanamaz. Ölsün! O dediğin parayı çıkardım gözümden. Ey Ümey! Bu işkenceler sana bir şey kazandırmaz. Ölürse ölsün! Bilal bu kentte en pahalı köledir. Zarar etmez misin? Pazarlığı severim ya Bekir. Eğer kurtarmak arzusundaysan satın al. Ne istersin? Sende Bilal'den daha güçlü ve daha akıllı bir köle var. Hem de benim dinimden. Peki, verdim. Karısını, çocuklarını da isterim. Onları da verdim. Ayrıca 200 dinar da vereceksin, yoksa olmaz. Sen benden daha usta tüccar mısın? Ha, Amr'ı da isterim. Kabul, çözün! Ben Bilal'i bir ökeye bile verecektim ya Ebu Bekir. Benden servetimi isteseydin gene verecektim ya Ümeyye. Ayaklarım, ah! Ayaklarım tutmuyor, ah! Ayaklarım... Kurtulduk ya kardeşim. Üzülmeyin. Ayaklarım değil, canım Allah. Kitâbi vel müşrikîne münfekkîne hattâ te'tiyehul beyyine. Rasûlüm minallâhi yetlû suhutahharan fîhâ kütübün kayyime. Fema tef... Söyle, o okuduğun nedir? Kur'an kelamı, Peygamber Efendimiz'e vahiy ile nazil oluyor, bizler de ezberliyoruz. Ey Lübeyne! Ya Ömer, fenalık için gelmişsen ken bilirsin. Ya Ali, beni Peygamber'in yanına götür. İman etmeye geldim. Şükürler olsun sana ya Rabbim. Ömer'i de İslamlığa kazandırdın. O ki tarih boyu adaletin timsali olarak anılacak, Müslümanlara yıllarca önderlik edecek olan Hazreti Ömer'di. İslamiyet genişledikçe kafirlerin zulmü cinayete dönmüştür. Bütün Müslümanlar Peygamber'in emrini bekliyorlardı. Bu arada Hazreti Ali vefatı Müslümanlar için büyük acı olmuştu. Bir gün Medine'ye hicret emri çıktı.
Efendimiz Medine'ye hicrete emrettiler. Senin derhal gitmen isteniyor Bilal. Ya peygamberimiz ne zaman gidecekler? O da emir aldığı zaman yola çıkacak. Emir Allah ve peygamberimizindir. Peygamberin hicret emri bütün Müslümanlara duyurulmuştur. Hicrete başladılar. Elveda ey Mekke! İslamlığın nuruna kavuştuğun zaman Allah'ıma yemin ederim ki bana ilham etti sesimle burada bütün insanlığa en güzel ilhamımı aykıracağım. Aykıracağın bu ilham nedir ya Bilal? Bilmiyorum. Fakat Muhammed'in Mekke'den çıkmasına izin vermeyelim. Mekke'de kalanlardan nereye hicret ettiklerini öğrenelim. Bu gece Muhammed'in evini basıp öldürelim. Ebu Cehil birazdan gelip kılıcı alacak baba. İşte sana iki kese altın. Aferin kızım. En iyi çelikten yaptım. Muhammed bu gece Davud'un yaptığı bu muhteşem kılıçla ölecek. Sürdüğüm zehirle vücudunun üzerine ufak bir yara açılsa insanın kanını zehirler hemen öldürür. İşte bu kılıçla Muhammed'in adı tarihten silinecek. Eyvah! Baba, ne yaptın? Kılıç elimi kesti. Zehirlendik baba. Aferin Davut, zehrin kuvvetli olduğunu ispat ettin. Allah'ın Resulü Ebu Bekir ve Ali'ye o gece Medine'ye hicret edeceklerini buyurdular. Ya Bilal, Resulullah ne zaman gelecek? Bilmiyorum ya Hassaman. Sanırım gelmesi yakındır. Ben çöle gidiyorum, bekleyeceğim. Nasılsın ya Bilal? Allah'ıma şükürler iyiyim. Efendimiz ne zaman gelecek? Gelmesi yakındır ya Bilal. İçeridedir. Hep birden saldırırsak kimin öldürdüğü belli olmaz. Hiçbir Kureyşli, hiçbir kabileye bu suçu atamaz. Hadi öyleyse ne duruyorsun? Yasin vel Kur'anil Hakim İnneke leminel mürselin del azizir rahim لِتُنْزِرَ قَوْمًا مَا أُنْزِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ
سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَوْشَيْنَاهُمْ. Hadi ne duruyorsun dedim. Yürüyün. Ne işiniz var burada? Ellerinizde kılıçla ne istiyorsunuz? Muhammed nerede? Ne cüretle peygamberimize ismiyle hitap ediyorsunuz? Elinizde 10 değil, 10 bin kılıç olsa gene de Allah'ın Resulü Muhammed'e dil uzatmanıza izin vermem. Ali'ye karşı gelmeyin. Biraz evvel siz kapıdan girerken o da önünüzden çıkıp gitti. Görmediniz mi? Biz kimseyi görmedik. Kaçırdık onu. Ali'yle işimiz yok. Her taraf aransın. Mekke'den dışarı çıkmamıştır. Gafiller! Konuşmazsanız canınızı alır, kanlı kalbinizi çöle gömerim. Ya sen be? Sana söyleyecek hiçbir şeyimiz, verilecek hiçbir haberimiz yok Ümeyye! Konuşun! Konuşmazsan gözlerinden olursun. İzleri burada bitiyor. Tepede bir mağara var. Oraya saklanmışlardır. Yürüyün! Kim bilir bu ağa kaç haftada ölmüştür. Uzun zamandır buraya kimse girmemiş. Hadi gidelim! Ne oldu? Bulabildiniz mi? Dağdaki mağaraya bile baktık. Kapısında yıllanmış örümcek ağı vardı. İçeriye girmedik. Başka taraflarda da hiçbir iz yok. Elimizden kaçıracağız! Bütün Kureyş'e rezil olacağız! Her tarafa arayalım! Büyük Allah'ım! Şükürler olsun sana büyük Allah'ım! Ey Yesif halkı! Medine'ye nur doğdu! Fahri kainat göründü! Hazreti Muhammed geliyor!
ya Hamame, anlat bana. Gelişini anlat, yüzündeki nuru anlat. Ya Muhammed'in Allah'ın Resulü, ya Muhammed, hoş geldin Allah'ın Resulü, ya Muhammed! Peygamberin gelişinden sonra Müslümanlar Medine'ye yerleştiler. Büyük misafirperverlik gördüler. Medine'nin hepsi İslam dinini kabul etti. Esselatü! Esselatü vel cemaat! Esselatü! Esselatü! Esselatü vel cemaat! Esselatü! Esselatü ey cemaat! Esselatü ey cemaat! Bilal, namaz vakitlerinde Esselatü, bütün Medine sokaklarında koşarak halkı namaza çağırıyordu. Müslümanlar Hazreti Peygamber'in arkasında namaz kılıyorlardı. Esselamun aleyküm ve rahmetullah. Esselamun aleyküm ve rahmetullah. Ya Resulullah, ne bahtiyarız ki bütün Medine halkı imana girdi. Yalnız gönlümüz o kadar istediği halde çoğumuz buraya yetişip cemaatle namaz kılamıyoruz. Aynı anda her taraftan duyulacak, namaz vaktini belli edecek bir çare yok mudur? Ya Resulullah, ben bu gece bir rüya gördüm. Rüyamda bir zat bana namaza davet sözlerini ezberletti. Sözler şöyleydi: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayal el selah, hayal el felah. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayal el selah, hayal el felah. Ya Resulallah, seni hak dinine gönderen Allah'a yemin ederim ki aynı rüyayı ben de gördüm. Ve yolda gelirken altı mümin de aynı rüyayı gördüklerini söylediler. Basabiliyorum, ayaklarım geçti, dizlerim tutuyor artık. Allahu Ekber, eşhedü en la ilahe illallah. Biliyorum Hamame! Hepimiz bütün kötülüklerden uzaklaştık. Allah iman edenleri mükafatlandırıyor. Oh!
Hazreti Muhammed, Müslümanlığın şerefini yüceltecek, putperest Kureyşlilere İslamiyet'in kuvvetini gösterecek bu ilk savaşta, Büyük Allah'ın onlarla beraber olacağını müjdeledi. 300 kişiden müteşekkil İslam kuvvetleri, Kureyşlilerden evvel Bedir'e vardılar. Bütün kuyuları kurutup bir tek kuyu bıraktılar. Ve etrafında nöbet tutup düşmanın gelmesini beklediler. Milattan sonra 620 savaşı. Ebu Cehil dahil bütün putperestler öldü. Sağ kalanlar esir edildi. Kaçanları takip ettiriyorum. İslamiyet'in kılıcına boyun eğmeyen imansızlar cezalarını buldular. Kazarek olsun ya Bilal! O kaçtı. Kim? Bana canavarların bile yapamayacakları işkenceleri reva gören Ümeyye. İşte o! Ümeyye! Beni ve oğlumu köle olarak aldığın için minnettarım sana, canımızı kurtardın. İşte o! Dön! Dön diyorum size! Küfr bir yılandır! Başlarından biri de Halefoğlu Ümeyye'dir! Onun için ceza... Ver şu kılıcı! Ümeyye! (Gülüyor)
Günahsız köpek! Neydi o azametin? Neydi o kibrin, saltanatın? Allah! Hazreti Bilal-i Habeşi, Bedir Harbi'nden sonra bütün savaş meydanlarında şunları okudu. Allah! Uhud Savaşı. Milattan sonra 627, Demetül Cendel Harbi. Güçlenen İslamiyet orduları, Arap Yarımadası'nda Müslümanlığı süratle yaydılar. Milattan sonra 628, Hüdeybiye Savaşı ve Hayber Kalesi'nin zaptı. Eşhedü en la ilahe illallah. Milattan sonra 630, Mekke kapılarına dayanan on binlerce Müslüman ikindi namazını kıldıktan sonra putlarla dolu Mekke şehrini zapt ettiler. Allahu Ekber! Semiallahu lümen hamide! Allahu Ekber! Teşrifiyle şeref duyacaktır. Allahu Ekber, Allahu Ekber! Allah! İslamiyet'in bu mukaddes sesi daha birçok gazalarda zafer ezanları okudu. Hazreti Bilal-i Habeşi'nin vefatından sonra ondan nöbet alan müezzinler İslam'ın bu ilahi çağrışını asırlardan beri semalara yaşar. Hayya Esselam!